İçerisinde bu var artık. Peki onların antidotu bunların içinde var mı? Yani onları aldık diyelim, hani bilmiyoruz, yedik. Yediğimiz şeyi bunlardan herhangi bir şeyle nötralize edebiliyor muyuz? Allah korusun, onları kullanmak çok tehlikeli. Şimdi bunun bizim ürün özelliği şu. Şimdi diyelim ki kişi yanlış beslendi vesaire vesaire, alerji ortaya çıktı. Bağırsakların yanında kavruldu, enzim salgılayamaz hale geldi. Tabii ki onları bırakacak, bırakması gerekir. Histamin düzeyini artırdı. Şimdi bağırsaklara mantar yerleşiyor. Antibiyotik, antihistaminik, kimyasal ilaç kullanmak, bu tehlikeli maddeleri kullanmaktan dolayı bağırsaklara mantar yerleşiyor. Faydalı bakteriler azalıyor, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Bunlar toksik madde üretiyor. Toksik maddeler bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa yeterli ve kaliteli enzim salgılamıyor. Diaminoksidaz azalıyor, histamin yükseliyor, alerji ortaya çıkıyor. Modern tıp buna karşı antihistaminik ve kortizonlu ilaçlarla sürekli ne yapıyor? Bu da kortizonlu ilaçlar, kemik erimesi, deride incelme, yüzde ay yüz dediğimiz şişme oluşu. Rahmetli Bülent Ecevit'e bir ara fazla kortizon vermişlerdi. Evet. Cam kemik oluşuyor. Merdivene dahi çıkamaz, kemikleri erir kişinin. Bu kurdeşen de aynı mekanizma ile oluşuyor. Kurdeşen de sebebi aynı. Evet, ürtüker aynı şekilde aynı oluşuyor. Evet. Şimdi aloe vera jelle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantara karşı dünyada en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Artı Mısır'da yapılan klinik araştırmasında akne, sedef, ekseme'ye karşı etkisi ispatlanmıştır. Tayland'da Bangkok Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmasında diyabet, yani tip 2 hastası olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapılmış, diyabet hastalarını iyileştirmiştir. Yani şeker hastalarında. Şeker hastalarında. Evet. Japonya'nın bomba atılan şehri var, Hiroşima. Hiroşima'da Fushiyama Üniversitesi aloe vera jelle yapmış olduğu klinik araştırmada hücre yenileyici özelliği olduğunu belgelemiştir. Aloe vera jelin birçok özelliği var fakat bizim üretmiş olduğumuz aloe vera jelle Amerikalıların, Avrupalıların, Asyalıların üretmiş olduğu aloe vera jel arasında bir fark var. Nedir fark? Onlar bunun damıtılmış halini kullanıyor, ekstraksiyon halini kullanıyor. O zaman ne oluyor? Damıttığın zaman, ekstraksiyonu yaptığın zaman vitaminler, mineraller, enzimler yok olur. Etkisi %10'a düşüyor. Biz bunu dünyada ilk olarak doğal ürettik. Fark bu. Artı 19 diğer bitkiyle takviye ettik. Doğal ürettik bir, diğer bitkilerle yani güçlendirdik. Katkıyı daha da artırdık, yükselttik. Evet. Peki bu, o başka şeyleri de etkilemeye başladı o zaman. Yani sadece ürtükere ya da işte saman bezgesine değil. Sadece alerji değil. Bağırsakları temizlediği için evet, her türlü sedef hastalığı, sedef, evet, ekzema, akne, akne inverse. Evet, akne sivilce, yüz sivilceleri ya da vücuttaki evet, sivilceler. Ekzema ciltte oluşan kızarlıklar.